Ben aşağı yukarı 1982-83 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. O da gariptir çünkü 80 darbesi olmuş ve Türkiye'den akın akın insanlar yurt dışına gidiyor. Ben 6 yılımı tamamladım ve artık ülkeme gideyim ve ülkemde mesleğimi yapayım diye. Ben Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Ama inanın döndükten sonra hayatıma giren, karşıma çıkan herkese mutlaka gençlikte Bir yurt daha dışı. uygar bir ülkeye gidin ve gençliğinizin bir kısmını orada yaşayın diye önerdim. Çünkü ben çok yani şeyler kazandım, deneyimler kazandım. Akademi oyunculuk anlamında elbette bana çok şey kattı. Sonuçta bir eğitim, akademik bir eğitim ama benim tek başıma 77-80 yılları İtalya'da yani genç bir kadın olarak yaşıyor olmam, hayat mücadelesi verebilmem şeydi yani çok büyük kazanımdı benim açımdan. Zorlandığınız zamanlar oldu mu Tabii peki? oldu, mutlaka oldu. Olmaz mı? Yani bir kere en başında dil açısından çünkü ben bir düz lise bitirdim ve İngilizce eğitim almıştım. Dolayısıyla İtalyanca hiç bilmiyordum tek kelime nereden bileceksiniz ve gittikten sonra işte ilk aylar çok zorlandım gerçekten hiçbir şey anlamıyordum ama Dil Üniversitesi o kadar hızlandırılmış ki eğitim günde 8 saat haftanın 5 günü sadece İtalyanca konuşuyorsunuz ister istemez hani ilk 3 ayda bayağı ciddi bir şekilde dile hakim oluyorsunuz yani kaçınılmaz olarak ama işte onun bir mücadelesi oluyor tabii. Hani o sırada biraz hani Pes etmeye pes kalksanız edebilirsiniz. belki Yani de. çok rahat pes edilebilir aslında. Hani ailem de şey diyordu hani bak zorlanma Füsun hani kendini üzme istiyorsan geri dön. Ama geri dönmek de insanın yediremiyor kendisini. Geri dönüş diye bir şey söz konusu değil dedim hep kendime ve yani o hayat mücadelesini sonuna kadar götürdüm. Ekonomik zorluklar oluyor, öğrencisiniz. Aileniz öyle şey değil hani zengin bir aile değil de bizimkiler hani orta halli memur ailesi ve yani başka bir ülkede çocuğunu okutmak da çok sıkıntılı bir durum aslında. O nedenle ben hep ek işler yaptım. Devamlı ek işler Evet, ben yaptım. bir röportajınızda okumuştum. Bit pazarında da bir şeyler sattım gibi bir şey söylemiştiniz İtalya'da Evet. öğrencilik yıllarınızdan bahsederken. Tabii, oradaki bit pazarında çalışıyordum. İkinci el işler yapıyordum. Arkadaşlarımdan, öğrenci arkadaşlarımdan topladığım şeyleri orada satıyordum. Sonra bebek bakıcılığı yaptım uzun zaman yani en çok o işi yaptım aslında çocuk ve bebek baktım. Öğrenciler için en imkanlı işlerden birisi odur yurt dışında. Sonra restoranlarda çalışıyorsunuz, bulaşık yıkıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Aslında ne iş olsa yapıyorsunuz. Ama en sevdiğim Roma'da Piazza Navona diye bir meydan vardır. Gidenler mutlaka bilir. Çok Roma'nın en güzel meydanlarından biridir. O Michelangelo'nun heykelleri, sular akar falan. Orası benim sabit meydanımdı. Okul ders işte 6'da falan biterdi. O saatten sonra akşam 12'ye kadar işte o işporta tezgahımda takılar satardım. Ve mesela oyunculuğuma en büyük katkılardan birisi o sokak hayatı, oradaki gözlemlerim, tanıklıklarım inanılmazdır yani.